Merhaba Michael'sınlar. Bu ne lan, öyle gay gibi konuşuyorum. Şu anda yapacağım video çok özel bir manyakça bir fikrim. Ne olduğu konusunda en ufak bir fikrim yok. Şimdi bu dünyada bilinen ASMR diye bir şey var. Ben böyle bir kostüm giydim şu anda. Dolabıma saklanacağım. Ve 24-7 olmasa bile Pringles yiyeceğim. Benim bu manyak şöyle takılıyor şu an. İşte kafayı falan yiyor. İşte ben de buradayım falan filan. Ve bu da benim gardırobum. Böyle 95 milyar falan yıldır kullandığı bir gardırop. Böyle detaylı bir şekilde göstereyim. Bayağı büyük. Bir de drone görüntüsü alalım şu gardıroptan, bir saniye. Şöyle bir drone görüntüsü. Evet, harika bir drone görüntüsü. Bir de şu drone görüntüsü. Oo, süper oldu abi. Tamam, şimdi neden böyle bir şey yapacaksın derseniz. ASMR. Yani ASMR, Anonymous Minister, bla bla. İngilizce Kürt olan sana anlatmayacağım şimdi ASMR'ın ne olduğunu. Ama bazılarınız biliyor, böyle hani sessiz bir odada sessiz bir şekilde yemek yiyorsun falan filan. Ama bu biraz daha nasıl desem spesifik olacak ve ben yalnızca dolaba girip sizinle konuşurken bir konu hakkında falan. Şimdi Pringles'ımı alıyorum güzel bir şekilde. Ne yapıyorsun sen? Bir saniye. Max, I have no fucking time for this. I fuck your ass. I fuck the mother. Neyse, o gelmeyecek. Ben en iyi Pringles'ımı alayım. Şöyle. Pringles bu arada dünyada sevdiğim en iyi çitos değil. Dünyada sevdiğim en çok çitos. Yani bir saniye ya, cümleyi kuramadım aslında zaten. Türkçemi sikeyim ben. Dünyada sevdiğim İşte tek çitos. Her neyse, bir tane daha çitos var ama şu an yemiyorum. Pringles zaten dünyanın neredeyse en iyi çitoslarından bir tanesi. Şöyle göstereyim. Bir de klip çekelim ona. Zaten benden daha iyi seviyor yemeği. Ben şöyle kamerayı buraya yerleştireyim. Şuraya koyuyorum onu. Tam burada oturacağım böyle. Pringles'ı yemeye başlayacağım. Bir de sizinle konuşacağım falan. Sonra bu Bunny gelecek. Bugs Bunny. Takılacağız falan filan. Bu arada bir şey buldum. Bir saniye. Bir saniye verin bize bana. Şimdi dünyanın en tatlı tavşanını görmeye hazır olun. Tipe bak. Tipe bak ya. Ay. Gıcığım. Çok tatlı görünüyorsun. Evlenelim mi? Zaten biz evliyiz anasını satayım. Bak, yüzüklerimiz falan var. Lütfen ışığı kemirme. Ona hayatım boyunca ihtiyacım var. Şimdi bu hayvan gibi ışıkla. Let's do this shit. Merhaba. Bak, benimle falan geldim. Pringles burada şu anda. Bayağı susadı. Ben de buraya sığmıyorum. Yemin ederim küçükken buraya hep giriyordum böyle, canım falan sıkılınca. Ama işte benim küçük bebeğim şimdi girebiliyor. Seni şuraya koyalım. Oh, çok güzel oldu. Şimdi başlıyoruz. Ama manyak mısın? Nasıl video şeyleri buluyorsun sen de? Kafayı falan mı yedin? Arkada petler falan görüyorum diyorsanız. Ne yapayım, gör yani. İşte utangaç değildir. Şimdi siz diyorsanızdır ki, oha, bu sefer elinde kahve yok. Valla şimdi Pringles'ı yaklaşık 2 santimetre öteden böyle bir şekilde düşürmek büyük bir başarı bence. Annem de hayatım sona erdi. Şerefsiz mi hayatım sona erdi? Şimdi tamam. Ben kapak çekmeye çalışırken. Biraz daha yakınlaşacağım. Farklı açılardan falan. Bir klip çekelim. Bence orayı sevdi bu arada ha. Böyle sıcak falan. Bu arada babam da gitti, böyle eve gelecek mi falan bilmiyorum bile o derece. Lan boşum diye uzaydı benim ama. Normalde bu kadar özensiz yapmam ama zaten bir editör olarak dünyanın en yetenekli editörü olduğum için Türkçe yaptığım videolara hiç özen göstermiyorum. Ay, sakın burada kafamı inseydi daha mutlu olayım. Ben de bu çitosu bitirecek hali değilim hiç. Neyse, bu video çekisim geldi bir anda. Bu akşamı. Oraya işiyorsan eğer, yemin ederim havuçları kafanda güzelce bir şapka yaparım. Ben görmeyeceğim bu an. Nesin lan ben? Suyun markası olmadığını daha yeni fark ettim değil mi? Ben markaları insanlara göstermeyi hiç sevmiyorum. Genelde hemen yorum çakıyorlar.
Aa, sütünün markası Migros, bin markası. Ne yapacaksın amına? Türk kızları çok deli ya. Hadi benim gibi olan birkaç tane falan kız var dünya üzerinde. Amerikanlar da deli. Sadece Türkleri de eleştirmiyorum ama. Aynı sütüm eleştirme seni. Bu ben değilim. Tavşan yap. Tavşan geliydi az önce. Neyse. Takalım böyle. Tavşan da orada poz veriyor galiba. Neyse, bu açık erkeği. Ben bundan çok sıcak dedim. Bu yüzden video için eziyet çekmeyeceğim. Oysa ki bu çok güzel, biliyor musunuz? Ben bununla kaza geçirmiştim bu arada. Bildiğim bir trafik kazası böyle. Araba bu arada 120 ile geliyordu, şerefsizim. Ben de yalnızca karşıdan karşıya geçiyordum. Ki karşıdan karşıya geçtiğim yer otoyoldu. Bununla kaza geçirmiştim. Şuradan tıklayarak kazayı görebilirsiniz. Kaza anını. Ama ciddi anlamda anına yani. Çünkü o anda çekmiştim böyle, canım istedi. Dedim ki anneme. Anne bana daha çabuk kamerayı ver. Ama şimdi araba çarptı ya bana. Araba çarptıktan hemen sonra anne dedim ki, anne bana kamerayı verir misin? Şerefsizim kamerayı yalnızca elime verdi yani. Sonra işte kamerayı benim elime verdiğinde kendi ana dilimde konuşuyorum. İşte arkadaşlar trafik kazası geçirmiş, şöyle böyle oldu falan. O videonun 618 görüntülenme yerine, ya da 217 miydi bilmiyorum, hatırlayamıyorum. 1 milyona falan vuracağını sanmıştım. Ama maalesef vurmadı. Bence hak ediyorum 1 milyona vurmayı, çünkü yani o anda ölecekken videoyu bildiğin çekmeyi istemişim yani. Türkçemi sikeyim ama. Sen konuşma. Normal bir kız olsa o anda ağlamaya falan başlar. Acıdan inler. Ama ben o anda bloklamayı düşünüyordum. İşte deli bir insanım öyle. Ben şu anda Pringles'ı yemiyorum. Tavşanımı yiyorum kucağımda. Bugün neler yaptı biliyor musunuz? Ben odaya giriyorum falan. Onun hep yemin olduğu bir komedin var. Onun üzerinde görüyorum. Şerefsizim aralıksız 30 dakika yem yedi. Hoş ki sabah vermiştim ona ya. Sanki aç bırakıyorum da 30 dakika aralıksız yem yiyor musun satın. Neyse orada takılıp. Güzel ha bence. Annem hani odama geçmeme izin vermiyor ya tavşanı. Bence şey yapmalıyım ben. Tavşanı alıp buraya koymalıyım. Sabahtan akşama kadar burada uyusun. Kapısını açık bırakırım. Annem zaten ne de olsa dolabın içine falan bakmadan olsun. Geçen gün bir makyaj videosu çektim, tamam mı? Bir baktım. Anasını satayım, bu şey yapmamış lan. Bir baktım makyaj videosu şey yapmamış. Ne yapmamış artık söyle amına koyayım. İşte bir baktım makyaj videosu, oha bu kaçıncı oldu. Bu şey yapmamış lan. Şey yapmamış. Amına koyayım ama sarmış. İşte dördüncü olacak bir gitmem. Bir baktım tavşan videosu diyecektim. Makyaj videosu böyle blurlu bir biçimde bulanık çıkmış. Sonunda kelimeyi bulamadım. Şimdi ben Bugs Bunny'nin odasını havalandırıyorum da. Onu buraya getirdim. Normalde buraya getiremem. Bu arada umursamıyorsun. Belki kimse izlemiyor videolarımı ama ben kendi kendime konuşayım yine. Genellikle yabancıları izliyor zaten. Tüm hani böyle community mi böyle, nasıl desem, hayranlarımı çoktan kurdum. Patronlayım falan filan. Ama bu deliği ben şimdi buraya koydum da umarım oraya işlemiyordur ya. Biraz ön kamerayla seni çekeyim. Tavşan nerede lan? Ya şuraya çıkartayım ben de. Kıyafetlerimi oraya mı aldım? Anneni satayım seni. Anneni satayım seni. Anneni bacını satayım seni. Ananı sikeyim, bitti. Tüm hayatım şerefsizim bitti amına koyayım. Tüm hayatım şerefsizim bitti şu an. Tüm hayatım bitti yani. Pringles'ı falan bırak. Başka ne değişelim lan? Sıçtım amına koyayım. Ne yapacağız şimdi? Ben anneni sikeyim. Annesi de benim amına koyayım. Annem bu sefer benim annem. Bir yandan haklı. Çünkü neden? Tavşan odaya sokulmaz anasını satayım. Bu nasıl geçecek şimdi? Ben senin çişinle nasıl uyuyacağım anasını satayım? Pijamanla ya. Bir de pijama. Normal kıyafetimi kirletsem. Bir de beyaz anasını satayım. Annem fark etmeyecek dedim de siyah da işememiş. Ne tür bir Bugs Bunny'sin anasını satayım ya. Var ya, senin adını boşuna koymamışım ha. Aynısı zaten. Ben de konudan konuya atlayıp duruyorum. Hangi konuda olduğumun farkında bile değilim şu anda. Çok kötü duruyor mu sizce? Sen de umursamıyorsun kendisi. Annem şimdi asarken de bunu görecek kesin. Atsam mı acaba? Kessem böyle. Ha,
Bak bir saniye dur dur aklıma geldi. Oraları keseyim bence atlet yapayım. Da da da. Aynen siktim ben onu siktim o. Oğlum biz ne yapacağız lan? Şimdi siz ne yapacağız? Boşu boşuna kestim. Direkt mi atayım yani? Direkt çöpe falan mı atıyorsun? Beni sikeyim. Artık bunu çöpe atacağız. Dışarı falan çıkacağız böyle falan. Siteye falan böyle çıkarım artık. Bu arada bir video fikrim var. Adı ne biliyor musunuz? Yağmurda çıplak yürümek. Çıplak değilim. Niye çıplak yürüyelim? Çıplak değil ama şey yürüyeceğiz işte. Yarı naked olarak. Nude sizin bildiğiniz kadarıyla. Bazı kıyafetlerle falan. Hatta şu an yağmur yağarsa bence çıkıp yürüyebiliriz. Şu manyak pijamayı atarken sikim yapacak hiçbir şey yok ya. Neyse şimdi Pringles'ı ben şey yapmayacağım. Yemeyeceğim daha fazla. Çünkü midem kalktı. Teşekkür ederim Bugs Bunny'ye. Neyse Bugs Bunny'nin suç bu arada. Seni seviyorum şapşal. Olsun tamam. Şimdi yapacak bir şey yok. Dışarı çıkacağız. Şu pijamayı falan atacağız. Sonra ben burayı toparlayacağım. Sonra Bugs Bunny'nin kafasını yerleştirip sonra şunu hoşçakal diyeceğiz. İzlediğin için teşekkürler. Şimdi latte yapıyoruz. Hay annesinin komşusunun kafasına yumurta kırayım böyle işin. Ananı satayım ya. Ben de kısaltmak için işte böyle kısalttım öyle videoyu. Normalde 24-25-98 dakika falan sürecekti. Latte yapma buna koyayım şimdi. Olmasa mı latte? Latte. Olmayacağı için maalesef koymak zorundayım. İşte bir de bu var tabii ki. Bazen kendimle konuşuyorum böyle. İçimde başka bir ruh var falan. Hazır. Of var ya yapacağım bir sürü edit var. Ya Bugs Bunny'nin odası çok ferah ve güzel şu anda. Bak ne zaman odaya girsem böyle mallaşıyor işte. Hop suluğunu da düşürmüş. Şu anda bu manyağı çıkarmayacağım. Lan niye onun ağzına sokuyorsun ya? Şimdi ben de bir de yerleri falan süpüreceğim. Bunu kameranın karşısına yapmak istemiyorum. Çünkü hayatım boyunca hiç ama hiç. Bak ama hiç yani. Ev işi yapmamış bir kızım. Anneme sorma. Çünkü yalan söylemiyorum. İşte öyle. Tamam diyeceğim hiçbir şey yok işte bay bay nasıl satayım.